Mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Kanal Ustaki ekranlarında Birebir Başkanlar Konuşuyor programıyla karşınızdayız. Evet, artık yerel seçimlere çok az bir süre kaldı. Geri sayım başladı diyebiliriz. Biz de Kanal Ustaki ekranlarında seçimin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz bu bölümde artık AK Parti'nin ilçe belediye başkan adayları bizlerle birlikte oluyor. Tabii belediye başkanlarımızla ilk turu yapmıştık. Onlar birinci programda yaptıklarını anlatmışlardı. İkinci turda da yapacaklarını anlatacak demiştik. Bugünkü konuğumuz Gelendos. Gelendos Belediye Başkan adayımız, adayı. Aynı zamanda Gelendos Belediye Başkanı Mehmet Sezgin bizlerle birlikte. İlk programda Sayın Başkan Gelendos'a yapılan çalışmaları aktarmıştı bizlere. Keyifli bir programdı. Bugün de yapılacakları anlatacağız. Her gün artık sizlerle beraber olacağız bu ekranlarda. Süremiz de kısıtlı. Ben Sayın Başkan'ın süresinden de çalmak istemiyorum. Geçen sefer yetmemişti. Yine yetmiyor tabii. İster istemez yetmiyor. Tabii hepsini anlatmak mümkün değil. Önemli gördüklerimizi, önemli bulduklarımızı sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Ben öncelikle Başkanıma hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk İsmail Bey. Kanal ailesine bu mübarek Ramazan gününde bizi bu programa davet ettiği için başta teşekkür ediyorum. Tabii bu arada halkımızın da mübarek Ramazan'ını kutluyor. İnşallah hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Evet, AK Parti geçtiğimiz günlerde heyecan vardı. Cumhurbaşkanımız geldi. Siz de mitikteydiniz. Evet. Cumhurbaşkanımız bizzat tanıttı sizlere. Siz zaten bu konu tecrübelisiniz başkanım, her mitikte. Yani 3-4 dönemde. Valla böyle bir liderin arkasında durmaktan, böyle bir liderin teşkilatı içerisinde bulunmaktan onur duyuyoruz. Çünkü gerçekten lider olarak bizlere gösterdiği yol, bizlere gösterdiği hizmet kalitesini biz aynı şekilde devam ettirerek yürümek istiyoruz. İnşallah halkımız da bu konuda teveccühlerini gösterdiği zaman biz şu anda merkezi hükümetle beraber bu çalışmalarımıza devam etmeyi düşünüyoruz. Cenab-ı Allah inşallah bunu da bu mübarek günlerin hürmetine bizlere nasip eder diyoruz. Evet. Evet başkanım, geçen programda yaptıklarınızı anlatmıştınız. Tabii hepsini anlatamadık, süremiz yetmedi. Elimizden geldiğince ilçede yapılanları konuştuk. Bu programda da istiyoruz ki yapılacakları konuşalım. Yeni dönemin şifrelerini sizlerle soralım. İsterseniz buradan başlayalım. Şuradan başlamak istiyorum. Şimdi ben projeleriniz arasında gördüm. Hakikaten ihtiyaç yeni belediye hizmet binası. Hakikaten şimdi girdiğimiz zaman o işin içerisinde Gelendos Belediyesi'ne daha yakışır bir hizmet binasının olması gerektiğini söyleyenlerden bir tanesiyim. Aynı şekilde Aksu'da da vardı. Aksu'da da yeni dönem projelerin arasında yeni belediye hizmet binası ile ilgili sizden bilgi alabiliriz başkanım. Şimdi ülkemizdeki kamu kurumları tabii kendi çaplarına göre kendi işlemlerini kendi işlevsel olarak binalar içerisinde yürütmekle mükellef. Ama tabii biz o dönemde küçük bir belediye, yani nüfusu az olan bir belediye olarak İller Bankası projelerinden yararlanmak suretiyle işanı şeklinde binalar içerisinde hizmet vermeye devam etmişiz. Ve şu anda da yine aynı işanı şeklinde bir binanın içerisinde hizmet veriyoruz. Tabii bu görsel olarak veya vatandaşların kendi görüş açıları olarak bizleri etkiliyor. Bunu etkilememesi için gerçekten bir kamu kurumu olduğumuz ve yerel yönetimlerin ana merkezi olduğunu simgeleyecek, tarihimize yakışır, ilçemize yakışır bir binayı yapmak için mücadele edeceğiz. Bunu da başaracağımıza inanıyorum. Dolayısıyla müstakil olmasıyla her yönüyle vatandaşın gözüne hitap eden, vatandaşın kolaylıkla, rahatlıkla gelebileceği bir konuma getirerek böyle bir düşünce içerisine girdik. Bunu bu 5 yıl içerisinde de düşünmüştüm. Fakat bu 5 yıl içerisinde biliyorsunuz biz çalışma imkanını fazla bulamadık. Niye bulamadık? Yani 2019 seçimlerinden sonra 11 Mart 2020'de Covid'le başlayan süreçle arkasından da 11 ilimizde meydana gelen o vahim deprem olayından sonra sadece bize çalışma süresi olarak 2,5 yıllık bir süre kaldı. Dolayısıyla bu 2,5 yılda bazı şeyleri başarmak, vatandaşa verdiğimiz sözü yerine getirebilmek bizler için zor oldu. Şimdi zaman zaman bu konularda konuşuluyor. Yani işte yapacaktınız, bugüne kadar niye yapmadınız? Evet, bir inşaatın maliyeti veya bir inşaatın projelendirmesi ve onun ekonomisinin hazırlanması en azından bir yıla tekabül eden bir döneme rastlıyor. Dolayısıyla biz bu dönemde acil ihtiyaçlarımız olan şeyleri gündeme almak suretiyle geçen programda anlattığım gibi acil ihtiyaç olanlara başladık. Belki bizim belediye hizmet binamız bu konunun içerisinde ikinci, üçüncü sırada yer aldığı için bunu değerlendirmenin içine almadık. Ama bundan sonra gerçekten Gelendos'a yakışan yerel yönetimin
idari binasının güzel bir şekilde oluşmasını inşallah sağlayacağız. Yeri falan hazırlanmıştı değil mi? Yeri falan kafamızda oluşturduk. Selçuklu mimarisinde bir bina. Vatandaşın rahatlıkla, kolaylıkla gelip gidebileceği, Mirye Kefalon zaferinin yaşandığı bir ilçeyi yansıtan bir bina olarak inşallah bunu başaracağız. O zaman güzel bir proje var başkanım yani. Evet. Güzel. Evet. Mesela ben örnek göstereyim. Keçibor'dan geçerken hemen böyle Keçibor'un girişinde mesela hükümet bunağı yapıldı. İlçe kaymakam güzel bir bina mesela. Hani o da evet. Böyle şey Beştepe'ye Yusuf Rahat Parlak Başkan. O da güzel olmuş. Şimdi yeni belediye hizmet binası hakikaten gerçekten ihtiyaçtı. Sayın Başkan da bunu projeler arasında almış. İfade ettiği gibi yani tüm belediye başkanlarımızı bırakın. Mahalle muhtarlarımız dahi geldiği zaman onlar da aynı şeyi soruyor. Biz yani hani 2,5 yıl hizmet etme şansımız oldu. Çünkü 2,5 yılın büyük çoğunluğu pandemi, 6 Şubat depremi falan biraz bu tarzları da biraz sıkıntılı dönem geçirdik. Bunu sayın vekillerimiz de ifade ediyorlar. Kapalı sistem sulama gelen dost için belki en önemli projelerden bir tanesi. Başkanım sayın Zabun gerek sayın Gökgöz de bunlar ifade ediyorlar. Bununla ilgili sizden bilgi alabiliriz. Nasıl bir proje olacak? İsmail Bey, bu konuda biliyorsunuz benim aynı zamanda ikinci bir görevim var. Ekobir olarak yani Göl Koruma Birlik Başkanlığı'nı aşağı yukarı 10 yıldır yürütüyorum. Bu çerçevede Eğirdir Gölü bölgemize hayat veren, gerçekten bölgemizin tabiatını, insanların yaşam standartını yükselten bir göl. İçme suyu olarak, içme suyu havzası olarak. Bunu kapalı sistemi 2019 yılında biz tamamen o zamanki Sayın Bakanımız Veysel Eroğlu ile yaptığımız görüşmelerde zaten projesi hazır olan bir sistemdi bu. Sayın Veysel Eroğlu'nun o dönemde yani %6 katkı payını istemesinden dolayı ilçemizde bu imkanı sağlayamadık. Fakat bakanımızla sonra vekillerimizle beraber yaptığımız görüşmede bunu %1 katkı payı hazırlarsanız Gelendos projesini gündeme alalım dediler. Fakat biz sulama birliği vasıtasıyla bu %1'i de gündeme alamadık. Yani %1 katkı payını ödeyemedik. Bunu yani bundan gocunacağımız veya çekineceğimiz bir şey yok. Biz yaptıklarımızın ve yapamadıklarımızın da tamamen arkasındayız. Yani hiçbir zaman yapamadığımız şeyin arkasına mazeret sunmuyoruz. Şimdi kendimiz elimizi taşın altına koymadığımız sürece yukarıdan bekleyeceğimiz kaynakta elbette gecikme olacaktır. Dolayısıyla %6'lık payı, katkı payını %1'e düşürdükten sonra tekrar sulama birliği başkanlarımızla görüşme sağladık. En azından dedik bunu sağlayalım ki işleme başlayalım. O dönem 2019 yılında bunu gerçekleştiremedik. Ondan sonraki dönemlerde ise devamlı bunu takip etmek suretiyle vekillerimizle, çünkü Eğirdir Gölü bizim için bir hayati meseledir. Yani herkes için. Yani Isparta bölgesi için, gölün etrafındaki 83 yerleşim merkezi için ve buna göle uzak mesafesi olan Isparta merkezi için bile hayati mesele. Dolayısıyla biz hiçbir zaman bunun peşini bırakmadık. Gündeme aldırmak, bunun içerisinde strateji daire başkanlığından onaylatmak suretiyle mücadelemize devam ettik. Bu konuda vekillerim sonuna kadar uğraştı. Hatta bir dönem Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne kendi ilçemizin çocuğu genel müdür olduğu dönemde de gene biz bu baskılarımızı kurmaya çalıştık. Ama en nihayet şu anda 2024 yılı program içerisinde strateji daire başkanlığından onaylanmak suretiyle programa alındı. İnşallah kısa zamanda bunun ihalesi yapılmak suretiyle hem bizim ilçemize katkısı olur hem de Eğirdir Gölü'ne katkısı olur diyorum. Şu anda Eğirdir Gölü'nde sadece benim bölgemde 27 bin hektar alanda su çekilmesi var. Dolayısıyla arazi boşa çıktı. Bunu kurtarmak için kapalı sisteme dönmek, kapalı sistemde suyu kontrollü kullanmak ve gerçekten Türkiye'nin elma bahçesi olan bölgemizi, Türkiye'nin meyve bahçesi olan bölgemizi kurtarmak için de bu çalışmaları yürütmemiz lazım. Belki en öncelik sebeplerimizden bir tanesi bu. Bir tanesi bence değil mi başkanım? Evet, yani maalesef. Kapalı sulama sistemi hakikaten hem ilçenin tarımını artırır, daha çok verimli tarım yapılır, hem de Eğirdir Gölü'ne çok büyük katkısı olur. Ya sulamada vahşi sulama veya düzensiz bir sulamanın önüne geçmek için kontrolün sizde olması lazım. Kontrol sizde olduğu zaman vatandaşı kolaylıkla buna yönlendirebiliriz. Boğazova'da toprak su tarafından yapılan sistemlerde bu uygulanıyor. Kişiye vereceği su saatli verildiği için hem bitkisinde fayda, yani ağacında fayda sağlanıyor, hem su rehabilitesi korunmuş oluyor. Dolayısıyla Eğirdir Gölü'ndeki kaçak suyun, kaynaklıdan giden suyun da önlenmesi sağlanmış olacaktır diyoruz yani.
Onun için de devlet büyüklerimizden bunun bir an önce ihale edilmesini ve bu çalışmaların yürütülmesi taraftarıyız. İnşallah bu dönemde bunun takipçisi olacağız. Sayın vekiller de bu dönem herhalde ihalesinin olacağını söylüyoruz. Evet. Bir taraftan Serinikent, o taraf Atabey devam ediyor. Oralar devam ediyor. Yine bu tarafta gelen dosya Yalvaç tarafı çalışması olacağını ifade ediyorlar vekiller her konuşmasında. En kötüsü burada strateji daire başkanlığının programlarını aldırabilmekte. Şu anda hem karayolunu hem Eğirdir Gölü Havzası'ndaki kapalısı, gelen dosya kapalı sistemini strateji daire başkanlığı onaylamak suretiyle inşallah ihale aşamasına getirdiler. 2024 yani. Yatırım programında bu. Yatırım programını alındı. Konuştuğumuz konu yani kapalı sistem, sistem sulama 2024 yılının yatırım programında alındı. Önemli bir nokta burası da. İsmail Bey şimdi yani bunlar yapılırken bugün siyasi gündemde de bunlar tartışma konusu oluyor. Yani şimdi biz yerel yönetici olarak bunun sürekli takipçisiyiz. Ama vatandaş olarak da elimizi bir nebze olsa taşın altına koymamız lazım. Bunu koyduğumuz zaman işlerimiz biraz daha kolaylaşır. Yani her şeyi üst taraftan yani merkezi hükümetten, merkezi yönetimden beklemek biraz bizler için sıkıntı. Yani biz kendimiz bir adım atarsak merkezi hükümetin bize beş adım atacağından gayet eminiz yani. Bunun için de mücadelemiz vatandaşlarımızı bu konuda bilinçlendirmek suretiyle gerekli çalışmaları yapmamız kanısındayım yani. Evet. Şimdi kapalı sistem sulamayı konuştuk. Bir de kapalı hayvan pazarı projesi de var. Tabii içerisinde hayvan kesim merkeze düşünülüyor galiba. Gelen dost için bir ihtiyaçtı. Yani geçen yıllarda bunu sürekli gündeme aldık. Yani biz ilçemize bir mezbahane kazandırmak için projemizi hazırladık. Halihazırda projemiz de var. Bunun yanında hayvan pazarı projemiz de vardı. Fakat şimdi mezbahane yapımını gerçekten Tarım Orman Bakanlığı'nın standartlarında yapmaya kalktığımız zaman günde en az 20 hayvan kesimi yaparsak büyükbaş hayvan kesimi ancak kendi giderlerini karşılıyor. Bizim gibi bir ilçede de bu 20 hayvan kesimi gerçekleşemeyeceği için bu projemizden vazgeçtik. Çünkü rentable olmadığına inandık. Ama bunun yanında hayvan pazarı projemizi devam ettirmek istedik. Bu döneme inşallah onu da baştaki ilk seçimden sonraki bu yaz içerisinde bunu da gündemimize almak suretiyle hayvan pazarını yanına da gerçekten kendi ihtiyaçlarımızı karşılayacak modern, küçük çaplı bir hayvan kesimhanesini yapmak suretiyle vatandaşlarımızın kurbanlarının orada kesmesini, yine kasaplarımızın toplu bir şekilde yine kendi gözetimimizde, kendi kasaplarımızın yani ticari boyutta olmayan yani dış kesimlerin olmadan kendi çapımızda bir küçük mezbahane yapmak suretiyle inşallah onu da önlemiş olacağız. Çünkü bölgemizdeki et ihtiyacı Gelendos'tan Isparta aşağı yukarı Gelendos'tan karşılıyor. Çünkü bizde gerçekten besiller güçlü, besiller temiz. Kasaplarımız bu konuda gerçekten liyakatlı insanlar olduğu için bu çalışmaları biz onların hizmetine sunmak istiyoruz. İnşallah bunu da başaracağız. Bu dönem yapılır diye göreceğiz diye ben de ümit ediyorum. Şimdi Sosyal Belediyecilik'te da güzel bir proje var başkanımızın. Açık Hava Sineması. Isparta Belediyesi'nin de bu dönemde o böyle bir projesi var. Gelen dosta da var, onu da görmüş olduk. Bunlar ihtiyaç oluyor artık yani. Değil mi başkanım? Valla yaz ayları geldiği zaman vatandaş şimdi ben ilk belediye başkanı olduğum dönemlerde mesir alanı yapmak için mücadele ederken bazı insanlar diyordu ki başkanım bizde mesir alanına ihtiyaç yok ki her yer yeşil, her ağacın altı mesir alanı diyordu. Ama insanların birbiriyle kaynaşması, sosyal yönden bir güçlerinin bölüşülmesi için böyle bir alana ihtiyacı duyduk ve bunu başardık. Spor tesisleri, kompleksleriyle beraber. Vatandaşımız gidiyorlar değil mi şimdi mesela? Şu anda oraya gidiyorlar. Çok güzel etkinlikler oluyor orada. İnsanlar birbiriyle kaynaşıyor. Ama biz bunu geliştirmemiz lazım. Artık rutin hale getirmemiz lazım ki onda şu anda o bölgede yaptığımız bir çalışmayla belediye sosyal tesis olarak bir restoran, evet, balık güzel restoranı geçen toplantımızda demiştik. Balık restoranı açtık. İnşallah bunu geliştirmeye de devam edeceğiz. Yani vatandaşımızın en kolay ulaşılabilir şekilde sosyal yönünü güçlendirmek için ne gerekiyorsa yapmayı planlıyoruz. Açık Hava Sineması nasıl olacak başkanım? Açık Hava Sineması'nda yine aynı bölgede. Yani yazın o bölgenin serinliğinden yararlanmak suretiyle o bölgede bunu gerçekleştireceğiz. Ama ilk etapta bir firmalarla anlaşmak suretiyle ama gerçekten gücümüzün yettiği kadar kendimiz bunu tasarlamak suretiyle vatandaşımızın en azından orada belli günlerde gidip sosyal faaliyette bulunmasını sağlayacağız. Evet. Çünkü o alanımız ne yapılsa yeridir diyoruz. O alanımız çok güzel. Çünkü kış, yazın serinliği
mükemmel bir bölge. Klima havasının gölün kıyısında. İnşallah gölümüzde de bir şişme olur da o bölgemiz biraz daha rahatlar diyoruz. O bölgede bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Evet. Başka bir ifade ettiniz. O sosyal risk geçen de gördüm ben. Hani bazı geçen mesela şehit ailelerle falan iftar yapmışsınız. Dikkatimi çekti. Şimdi oraya bir siz geçen yetmiyor demiştiniz hatta. İkinci bir tesis hem de bir kent lokantası gibi öyle bir şey düşünüyor musunuz? Valla bölgemizde şu anda Isparta'dan çıkan bir insanın bölgemizde ta Beyşehir bölgeye varasıya kadar konaklayıp rahatlıkla yemeğini yiyebileceği, istirahat yani. Edebileceği bir bölge düşündüm yok. Düşündüm şöyle de. Biz bunu ilçemizde çözmek istiyoruz. Örneğin yeni yaptığımız şu anda da hala içerisinde çevre düzenlemesini düşündüğümüz Otogar ve Hal bölgesinde böyle bir tesisimiz var. O bölgede bunu yapmak suretiyle ve aynı zamanda dediğimiz gibi şu andaki balık restoranımızı geliştirmek, orayı güçlendirmek suretiyle hem çocuklarımıza ekmek kapısını açacağız hem de vatandaşımızın rahatlıkla yani güvenerek yemeğini yiyebileceği, eğlenebileceği, çocuklarını güven içerisinde bırakabileceği bir ortamı sağlamaya mücadele edeceğiz. Ve bu çalışmamızda şu anda da devam ediyoruz. Yani. Başkanım bir de o yol güzergahında bir levhalarda yönlendirirse vatandaş, sürücüler özellikle. Tabii otogar sahasındaki restoran gerçekten büyük bir restoran olacak inşallah. Şu anda tasarlandı. Yol, otopark sorunu olmadan. Tabii aynı bölgede aynı zamanda insanlarımızın köy pazarı şeklinde orada ticaretini yapabileceği bir alanı geliştirmeye mücadele ediyoruz ve edeceğiz de. Çünkü biz yıllardır 1952'de ilçe olan bir gelen dost, şu ana kadar yolun nimetlerinden hiç yararlanmayan bir ilçe. Dolayısıyla bu şimdi yararlanacak diyorsunuz. Yıllardır bizim içimizde bir uhde olarak kaldı. Bundan yararlandırmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Evet. Başkanım, iftara gideceğiz. İftar saati geldi. Hemen iftar ezan okunduktan sonra devam edeceğiz. İftar saati Allah kabul etsin. Evet, oruçlar açıldı. Allah iftarlarınızı kabul etsin, tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Biz de devam edelim. Gelendost Belediye Başkanı ve AK Parti Gelendost Belediye Başkanı'dayız. Sayın Mehmet Sezgin'le programımıza devam ediyoruz. Hani yolun nimetlerinden bugüne kadar yararlanamadık. Artık bundan sonra yararlanacağız. Lafı çok cümlesi başkanım çok güzel ve manidar. Çünkü gelen dost hakikaten o bölgede. Yani ben şunu öyle düşündüm Isparta'dan çıktım. Yani Eğirdir'de belki, Beyşehir'de belki değil mi başkanım durur. Yani orada bir kahve içilecek yer, bir böyle firmayla anlaşıp yani neden olmasın? Olabilir. Gelen dost hem istihdam sağlar hem de gelen dost ekonomisine de büyük katkı sağlar başkanım. Yani yol ekonomisi çok büyük aslında. Yani D400 yolu olarak gerçekten İç Anadolu'yu Akdeniz ve Ege'ye bağlayan bir yolun üzerinde olmamız yani bize büyük bir avantaj sağlıyor ama bu avantajı hiçbir zaman kullanamadık. Dolayısıyla biz bunu kullandırmak için hem ilçemizin reklam açısından hem ilçemize ekonomik katkı açısından bunu en kısa zamanda gündeme almak suretiyle inşallah devreye alacağız. Bunu örneğin hal resmi statüye bürünmesinden sonra bunu biraz daha tanıtımını açmış olduk. Tabii hale gelen müstahsillerimiz olacak, hale gelen tüccarlarımız olacak. Tabii. Onlara bürolarını yapmak suretiyle, o büroya gelen insanların oradan yararlanması suretiyle bölgeye bir canlılık katacağını %100 inancımız var yani. Onun için de oradaki çalışmamızı en kısa zamanda bitirmek. Yani Allah nasip ederse seçimlerden sonra o bölgeyi en güçlü şekilde en kısa zamanda hazırlamak suretiyle milletimizin hizmetine sunacağız. Evet başkanım, yine bir sosyal bir proje daha, kapalı yüzme havuzu. Kapalı yüzme havuzu için biz projemizi Gençlik Spor Bakanlığı'na sunduk. Bu destek dönem içerisinde. Başkan. Zaten Gençlik Spor Bakanlığı Spor Toto vasıtasıyla stadımızı yaptığımız gibi onun için de destek vereceğini söyledi. Projeyi onayladı. Fakat dedim ya bu deprem maalesef birçok etkiledi. Aynen TOKİ, 3. etap TOKİ'yi etkilediği gibi yine bu projemizi de etkiledi. Çünkü yatırımların %90'ı o bölgeye gitmek suretiyle bizlere biraz daha tabii oradaki cam pazarının yaşandığı, insanlarımızın mutsuz olduğu bir yerden sonra biz bu tür aktivitelere yer vermek bizim için rentable olmadığından fazla da üzerine gitmedik ama bunu sağlayacağımızdan vatandaşımız emin olsun. Çünkü bu projemiz şu anda Gençlik Spor Bakanlığı'nda çalışması devam ediyor. Tabii aynı zamanda Gençlik Spor Bakanlığı'nda ikinci bir projemiz daha var. Teşkilattaki arkadaşlarımızın beraber mücadelesi neticesinde gençlik merkezi yapımı içinde projemizi verdik biz Gençlik Spor Bakanlığı'na.
Onun da projesi hazırlandı. O bu dönem yapılır başkanım. Özel bir proje. İnşallah bu dönem o da yapılacak. Çünkü Genç Spor Bakanlığı'nın şu andaki programında var. Evet. Ama şimdi bunun için de diyorlar ki o bölge biz şunu yapacağız, bunu yapacağız. Ya, ben sadece şunu demek istiyorum. Bizim hazırda verdiğimiz projeler üzerine sığınmalarına gerek yok. O proje belki 2023 yılı içerisinde başlayacaktı. Fakat deprem. 2023 yılı içerisinde depremin etkisi artı arazinin konferans salonuna yetmemesinden dolayı orada bir arazi çalışmamız oldu. Evet. Vatandaşımızın bildiği eski jandarmaya biz daha önce Kültür Bakanlığı'na da aynı projeyi sunmuştuk. Kültür Bakanlığı'ndan beklerken Gençlik Spor Bakanlığı bu projeye onay verdi. Onun arkasında eski kaymakam lojmanımız vardı. Kaymakam lojmanı özel idarenin tapusu içerisinde, özel idareye ait bir yerdi. Dolayısıyla biz dedik ki buradaki projeyi büyütelim. Sayın Valimizle ve özel idare yetkilileriyle görüşmek suretiyle kaymakamlık lojmanının olduğu yerde bu bölgeye kattık. Çünkü jandarmanın yeri belediyede tahsisliydi. Belediyede tahsisli olan yeri Genç Spor Bakanlığı'na vermek suretiyle kaymakamlığın yerinde özel idare meclis kararıyla bedelsiz yine Genç Spor Bakanlığı'na verdi. Çünkü onun karşılığında eski cezaevi dediğimiz bölgeyi özel idareye vermek suretiyle şu anda zannedersem 26 Mart'ta kaymakam lojmanımızın da ihalesi çıkacak. Tabii arkadaşımız çıkıyor, rakip diyelim buna yani, çıkıyor meydana, kaymakamlık lojmanını ben yapacağım. Kaymakamlık lojmanı senin yapmak gibi şansın yok. Onu özel kaymakamlık yapalım. Lojmanı özel idarenin ve İçişleri Bakanlığı'nın işi. Şu anda İçişleri da onlar Bakanlığı. İhaleye çıktı, yapıyorlar. Onun için bunu da diyebilirsin ki bunda biz gen soru vermek veya ben dediğim için yapılıyor diyebilirsin. Ama şunu bil ki hiçbir projeleri sahiplenmeye kalkma. Bunun altında kalırsın. Çünkü merkezi hükümetinden bir bağın yok. Rozet particiliği değil bizim, dava particiliği. Biz hiçbir zaman rozetimizi değiştirmedik. Senin gibi de bugün bu rozet takıyorum, yarın rozetimin arkasında ikinci bir rozet var, onu meydana çıkaracağım şeklindeki intibarlara girme. Onun cevabını aldın ve almaya da devam edersin diyorum. Dolayısıyla gerçekten bu insanların emek verdiği projelerin üzerine yürüme. Çünkü bunlar gerçekleşme aşamasına girdi. Bunlar da gerçekleşme aşamasında devam ediyor. Yine aynı şekilde tarım lisesi. Yukarıdaki binaya sosyal bir tesisler yapacaksın, şu yapacaksın, bu yapacaksın. Yukarıdaki bina Milli Eğitim Bakanlığı'na, yani daha önce meslek yüksekokulu yapılması için dernek tarafından mücadele edilen bina Milli Eğitim Bakanlığı'na tapusuyla devredildi. Milli Eğitim Bakanlığı oraya tarım lisesini, uygulamalı tarım lisesini açıyor. Bunun yanında biz de dedik ki bu öğrencilerimiz yatılı olsun. Belediyemize tahsisi yapılan o kirli emellerine sahip kişilerden kalan yurdu da biz Tarım Lisesi'ne ve Milli Eğitim Bakanlığı'na vermek suretiyle oranın da yurt yapılmasını ve bir katının da öğretmen evi olarak kullanılmasını sağladık. Şu anda tahsisleri onlara devrettik. Onun için de orada geliştirdiğim projeler yine bizim projelerimiz. Ama ben daha önce de söyledim bunu. Biz reklamdan uzak durduğumuz için sen bunları kullanmaya kalkıyorsun. Lütfen kullanma. Lütfen algı operasyonuna girme. Yani biz algı operasyonlarına girersek daha güzel şeyler gireriz. Dolayısıyla ben burada bunu da belirtmek istiyorum. Çünkü biz yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Yaptıklarımız da yapacaklarımızın garantisi. Sen daha önceki yaptığın 5 yıl özel idare kalem müdürlüğünde yaptığın dönemde gelen dosa ne bıraktın? Onları konuş önce. Gelen dosa 3 dönem yaptığın siyasette ne bıraktın? Onu konuş önce. Ve bu 3 dönem siyaset içerisindeki eserlerinizi konuş. Yani bizim eserlerimize dil uzatma, yaptığımız düğün salonuna dil uzatma, oraya ulaşım nasıl merkezdeki düğün salonumuza ulaşım yapılıyorsa orada ulaşım yapılır. Biz geldiğimizden bugüne kadar öğrencilerimizi ücretsiz taşıyoruz. Sizler gibi ücretini ödemeyen öğrenciyi hiçbir zaman otobüsten indirmedik. Ve indirmek niyetinde değiliz. Çünkü biz kamu hizmeti yapıyoruz, yerel yönetim hizmeti yapıyoruz. Onun için de bu arada bunu da bahsetmiş olayım. Lütfen algı operasyonuna girme. İnsanları tahrik etme, insanları takip etme. Sadece siyasi çalışmanı yap. Kazanırsan hayırlı uğurlu olsun. Kendi elimle teslim ederim. Ama kazanamazsan da bu algı operasyonlarının cezasını mı diyelim, bedelini mi diyelim ödersin. Çünkü artık iyi niyet dönemi. Mehmet Sezgin çok iyi niyetlidir. Mehmet Sezgin insanları ayıştırmaz. Mehmet Sezgin olarak memlekete hizmet için gelen dosta muhteremler sülalesinin, affedersiniz, kaba bir tabirle
annemin adıyla anılırsak da, kişiler annesinin adıyla zaman zaman anılır. Benim anneme deleşe derler ama alnımın akıyla, yüzümün akıyla bu görevleri 3 dönemdir bana tevdi ettiniz. Ve bu görevleri de bu dönemde de devam etmek suretiyle inşallah ilçemi ilçe yapmak için mücadele edeceğim. Başkanım, hızını almışken ben de kesmeyeyim dedim. Ben Mehmet Başkan'ı tanırım ilk defa. Yani normalde tanıyorum, yani 20 yıldır tanırım Mehmet Başkan'ım da. 20 yıldır da gazetecilik hikayemiz var. İlk defa bu kadar sert konuştuğunu bilirim başkanım. Yani normalde hani başkanımız hakikaten böyle hani iyi niyetlidir. Böyle çok fazla eleştirilere cevap vermez. Sadece işine bakar. Bir şey dersiniz döner bakar devam eder. İlk kez böyle bir eleştirilere cevap verdi. Ben de ilk kez şahit oluyorum. Demek ki başkanım dolmuş yani. Evet. Devam edelim başkanım. Siz de gereken şeyi söylediniz. Hani ben bu dönem şöyle gelen dostu tabii böyle eskiden baktığımdan itibaren başka tabii gelen dostu gözle görülür bir değişiklik var. Yani iyi de öldür, aktır, teslim et demiş atalarımız. Bu dönemde de bakıyorum artık yani tabii gelen dostun önceden böyle yolları, işte asfalt, bilmem ne, kanalizasyon, içme suyu hep böyle altyapıyla siz uğraştığınız için böyle şey olmuyordu. Bu dönem artık onlar da bitince herhalde biraz onların rahatlığı da var sizde. Evet. Ve ondan dolayı da biraz sosyal projelere yönelmeye başladınız ki artık ilçelerde, biz merkezde artık insanlar onu istiyor, böyle sosyal işler istiyor, belediyelerden daha fazla. Bu dönemde de gelen dostu o var yani. Aslında hani bakıyoruz işte böyle açık hava sineması, sosyal tesisler, işte yol kenarından biraz pay alma, pastan pay alma, işte kapalı yüzme havuzu gibi gençlik merkezleri. Hakikaten bunlar bir ilçede olması gereken şeyler. Gençlerimiz o mekanlar hakikaten böyle iyi niyetli kullanılır takdirde çok güzel sonuçlar da çıkıyor oradan. Mesela yine bir proje daha var. Böyle kadınlar için aerobik ve pilates kursları. Kadınlarımız bunlara çok ilgi gösteriyorlar. Sayın Başkan da projelerin arasına bunu koymuş. Başkanım, İsmail Bey, daha önce bunu halk eğitimi vasıtasıyla biz gerçekleştirdik. O dönemde Yalvaç'tan hocalarımız gelip gidiyordu. Demek ki ilgi gördü. Ha, ilgi gördü. Şimdi hep diyoruz yani erkekler kahveye gidiyor, kafede mutlu olabiliyor, maçlara gidiyor, maçlarda mutlu olabiliyor. Stresini atıyor ama bayanlarımız evde en çok yükü çeken de bayanlarımız. Evet, tabii onların da bu şeylere hakları var. Dolayısıyla onlar için de bir ortak mekan düşünelim dedik. Onlar da bu şekilde yönlendirmek suretiyle en azından insanların birbirine kaynaşmasını, birbiriyle barışık olmasını sağlamak, gerçekten güzelliklere imza atmak için bayanlarımız da bu performansı da değerlendirelim diye düşündük. Bunun için de inşallah halk eğitimde ve milli eğitimdeki hocalarımızla beraber çalışmak suretiyle biz de fiziksel imkanları sağlamak suretiyle, tabi bu gençlik merkezimizin içerisinde bunların hepsi var. Oradaki atölyelerimizde bu çalışmaları gerçekleştireceğiz. Yani bayanlarımız da en azından bir meslek sahibi edebilmek, onları da gerçekten streslerini atabilmek için bu aktivitelere gireceğiz. Evet. Yani zaten başkanım az önce bir proje söylediniz. Gençlik merkezi orası da yapıldı ama orada da biraz kadınlara yönelik de sadece gençlik merkezi değil. Kadınlara yönelik de orada da başkan herhalde öncülük eder. Orada da bu tarz çalışmalar yapılabilir. Başkan bu yeni dönüm salonun inşaatının bulunduğu tarafta herhalde sosyal tesis, çay bahçe, seyir terası gibi bir şey de düşünüyorsunuz bunda. İşte şimdi kapalı düğün salonu 1200 metrekare olan kapalı düğün salonunun ön tarafında yazlık olarak da düğün salonu yani iki aşamalı olsun diye düşündük. Şu anda birinci aşamada tabii dekorasyonuna, şey, sıvasına, mantolamasına gireceğiz. Orayı bitireceğiz. Tabii orada onu bitirirken Allah'ın izniyle bu bahar aylarında ön tarafını tamamen yeşillendirmek suretiyle bu bölge şu anda ham duran bir bölge. Yani buraya daha önce park yaptık. İşte bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri bu İsmail Bey. Yani şimdi bir parkı yapıyoruz. O parkta bir çay bahçesi oluşturmak istediğimiz zaman vatandaşımızdan işletmeci bulamıyoruz. Yani işletmeci bulamamak kadar kötü bir şey yok. Belediyeden yaptığımız zaman belediye de işletsin diyoruz. Örneğin şu anda restoranı belediye olarak işletiyoruz. Ekonomik, her şeyle temiz. Ama vatandaşımız buraya gidiyor. Bazı art niyetli kişiler burada eleştiri yapıyor. Örneğin ne diyor? Belediyede şu kişi şunu çalıyor, bunu çalıyor. Yani gerçekten abesle intikal şeyler. Aslında belediyenin, yani, belediye bununla işletmesi daha iyi yani aslında. Yani temiz, leziz bir ortam içerisinde. Biz de vatandaşımıza diyoruz ki bu konuya girmeyelim. Vatandaşımıza biz fiziksel şartları sağlayalım. Bunu sağladıktan sonra çay ocağı işletmesini kendisi yapsın. İnsanlarla kendi diyaloğa girsin. Ama bir yerde de bizim şartlarımıza uysun. Temizliğe uysun. Oradaki insan ilişkilerine uysun. Standartları kaliteli iş yapılsın yani.
Öyle olduğu zaman çok güzel işlemler çıkacak. Aynı bu düğün salonu yaptığımız bölgede büyük bir parkımız vardı. Hakikaten de şu çay, anda... Çay kahve içilecek şu yani. Anda da güzel oldu ama bir işletmeci bulmak mümkün değil. Şimdi yaptığımız düğün salonu içerisinde de böyle bir işletmeyi yapmak suretiyle işletmeci bulamazsak artık yeni hazır yaptığımız sosyal tesisten edindiğimiz tecrübeyle bir 3-4 çocuğumuza da orada iş imkanı sağlamak suretiyle ya o da güzel yani gelen dostlar... inşallah bir sosyal tesiste oraya kazandırırım diyorum. Yani vatandaşlarımızın da düğün salonu içerisindeki evlerinde yaptıkları yemektir, ziyafettir, mevlüttür, sünnettir olayların tamamen o düğün salonu bölgesine toplamak, o bölgede gerçekleştirmek suretiyle düğün sahibinin sadece çantasından gelip çantasından gitmesini sağlamak konusunda yol aldığımıza inanıyorum yani. O da güzel başkanım. Şimdi Isparta öyle düğün sahipleri geliyor, işte misafirlerini karşılıyor, gidiyor. Çok büyük bir lüks yani lüks değil de çok güzel bir şey yani. İnsanlar uğraşmıyor yani. Yani o mutlu gününe bizlerin de katkısı olsun. Gelen misafiriyle ilgilensin. Bıraksın yani. Telaşı bize kalsın yani. Oradaki mücadele bize kalsın. Eksisiyle artısıyla biz alalım. Yani eksik olursa bunu da unutmuş diye suçu bize atabilir. Yani düğün salonuysa düğün sahibi her şeyiyle dört dörtlük ilgilenebilecek konumda olmayabilir. Çünkü bunu hep yaşıyoruz yani. Sünnet düğünü yapıyoruz, misafirimizle ilgilenemediğimiz oluyor. Orada bir eksik çıktığı zaman birebir ona gitmemiz gerekiyor. Ama biz bunların hepsini biz yapalım diyoruz yani. Evet. Başka bu doğal gaz ilk bölümde de konuşmuştuk. Ben böyle hani ilk kazmamında, ilk doğal gaz kazması vurulduğunda gelen dostaydım. O ana şahitlik ettik biz de. Vekillerimizle birlikte oradaydık. Çekme fırsatı bulduk, haber de yaptık o zaman. Şimdi ikinci etap doğalgaz. Birinci etapta herhalde bayağı bir mesafe kat edildi. Geçen programda ifade etmiştiniz. Bu dönemde yine ikinci etap doğalgaz. Hani aslında gelen dosta doğalgaz gelir mi falan diye böyle düşünürken gelen dosta doğalgazla buluştu. Yani İsmail büyük Bey, çaba sarf edildi hakikaten. Hayalin üzerinde. Yani Isparta bölgesinde gerçekten hayalin üzerinde. Bunda etkilerden daha önceki görüşmemizde de bahsetmiştim. Yani Eğirdir Gölü'nün büyük etkisi. Tabii içme suyu havzası olarak dedik ki kirliliği önlemek için bize bu ihtiyaç. Vekillerimiz de bu yönüyle bastırdı. İki dönemdir bastırıyor. Yani 5000 nüfuslu, 4000 nüfuslu veya 10.000 altındaki bir nüfusa doğalgazın gelmesi mümkün değildi. Dolayısıyla buna... Vekillerimize şükranlarımı sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun. Vatandaşımız da şu anda onlar için büyük duacı. Bu konuda emin olsunlar. Çünkü biz 2 aydır fatura ödüyoruz. İlk ay ödediğimiz fatura daha cazip değildi. Ama bu ayki vatandaşımızın ödediği faturalar o kadar cazip geldi ki bir tüpün yarı parasını fatura ödediler yani. Dolayısıyla bunun geri dönüşlerini almış olduk yani. Bugün 250-300 bin liralık faturalarla izolasyonlu binalarda, mantolama yapılmış binalarda 250-300 bin liralık faturalarla ısındı vatandaşımız. Dolayısıyla bu bir tüpün yarı parası değil. Yine ısınması, sıcak suyu, elektrik paralarında %50 düşüş oldu. Çünkü kombiler kalktı ortadan. Ve şu anda vatandaşımız bu konuda gerçekten mutlu. İlk etapta mesela bunu dedik zamanında, geçenki görüşmemizde de dedik, buradaki yaptığımız yayında. İlk etapta TOKİ ve GRAV'leri bölgesini yapacağız. Onda bir yıl sonra aşağı ineceğiz dediler. Ama biz burada durmadık. Çalışmalarımıza devam ettik. Belediye imkanlarını da seferber ettik. Kepçesiyle, tabii, kamyonlarıyla seferber etmek suretiyle. Ben vatandaşımın ikiye ayrışmasını istemiyorum dedim. Çünkü GRAV'ler bölgesiyle aşağı bölgenin farklılaşmasını istemiyorum dedim. Böyle deyince sağ olsun vekillerimiz ve buradaki dağıtıcı firma olan Toros Gaz yetkilileri, başkan bu konuda haklısın dediler ve aşağı indiler. Şu anda %70'lerdeyiz. O bayağı ilerlemiş. Cenab-ı Allah yani bugünlerde hava şartları soğudu. Soğumasaydı bugünlerde tekrar gazıya girecektik. Ve o %30'luk kesime de ayrıştırmadan bugüne kadar gelen dostla siyaseti ne kadar yumuşattıysak doğal gazı da ayrıştırmadan her eve kesinlikle koyacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yani dedikodulara inanmasınlar yani. Yok bundan sonra çalışmalar devam etmeyecek. Bugün Şarkıraç 3. etap çalışıyor. 3 etapta çalışıyor. Uluborlu, Senirkent 2 etapta çalışıyor. Evet. Biz de 2. etapta kaldı yani. Çünkü kış şartlarında bunu gerçekleştirdik. Havalar biraz ısınınca aynı şey diye bahsettiğiniz içeride aynı durum var yani. Ben geçenki televizyon programında demiştim yani. Ben 3 dönemdir belediye başkanıyım. 3 dönemdir tamamen altyapı çalıştım. Bu dönemde de gene altyapı, doğalgaz altyapıyı çalışmak suretiyle seçimlere gidiyoruz. Ama
ben bu seçimlerdeki doğalgazdaki mutluluğumu hiçbir şeyle paylaşamam. Çok büyük konfor ya. Vallahi özellikle kadınlarımız için, annelerimiz için, kardeşlerimiz için. Yani onlar yükünü çekiyordu. Ama bu konuda gidip de aşağılarda zaten doğalgaz size gelmeyecek. Bak sizi ayırdı, sizi şöyle yaptı, böyle yaptı. Belki gelen olsun bakın ana caddesi Durukan, ücra köşelerine gitti doğalgaz. Şu anda ana cadde yarıya kadar geldik. Çünkü ana caddede çalışmamız daha kolay olacağı için ilk etapta biz kıyılarda çalıştık. Ve bu çalışmamızı da ana caddede devam ettirmek suretiyle gelen dosta, bak bu sözü kesinlikle veriyoruz. Yani vekillerim olsun, Toros Gaz yetkilileri olsun ve biz yerel yöneticiler olarak diyoruz ki kesinlikle doğalgazsız ev kalmayacak diyoruz. Çünkü biz bir tarafta insanımız mutlu olurken öbür taraftaki insanımızın mutsuzluğunu istemiyoruz. Bu konuda bugüne kadar siyasi hiçbir amaç gütmedik ve gütmemek için de mücadele ediyoruz. Tabii biraz önce biraz değişik konuşmaya girdim. Mehmet Başkan çok yumuşaktır. Mehmet Başkan kimseye bir şey yapmaz. Mehmet Başkan şöyledir, Mehmet Başkan böyledir. Biz buna istediğimizi yapalım. Çok affedersiniz, küfür dahi etsek Mehmet Başkan bir şey demez. İnsanlar maalesef bizleri biraz yıpratmaya çalışıyor. Ama ben yine diyorum yani niyetim iyi niyet. Ben gelen olsun. İşim hizmet diyorsun. Benim işim hizmet. Gelen olsun gerçekten bir çocuğu olarak büyüdüm. Gelen dostu bana o dönemde de sahip çıktı. Şimdi reislik döneminde de sahip çıkıyor. Ve bu çalışmalarıma da kesinlikle kimseyi ayırt etmeden, ayrıştırmadan, dün sevdiklerime bugün söverek değil, dün nasıl sevdiysem bugün de severek hizmete devam edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Evet. Başkanım, ikinci etap doğalgazda konuştuk. Sürede yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Dört yol mevkide bir refüj, o komple cadde yenileme çalışması da herhalde düşünülüyor. Onu da dinleyelim sizden. İşte şimdi de dediğim gibi üç dönemdir altyapıyla çalışan bir belediye olarak bu dönemde doğalgaz çalışmalarına girdik. Tabii bunun için de dört yol bölgesi bizim kilit taş döşenen bir bölgeydi. Orta refüjümüz de aynı şekilde. Ama bunun yanında iki kenar tarafı asfalt yapınca artık o yolun bizim için şu anda kötü konuma büründüğüne biz inandık. Onun yanında gene bir Gazi Mehmet Alp Caddemiz var. Onun da taşlarını söktük, stabilizesini çalıştık. O cadde ve Dört Yol Caddesi'ne gerçekten ilçeye yakışır. Şu anda da projeler elimizde hazır. İlçeye yakışır, ilçenin görünümünü güzelleştirecek. Dört yoldan girerken evleriyle ve ana yoluyla. Evlerde oradaki bulunan vatandaşlarımıza da destek vermek suretiyle, oraların boya ve badanalarını yaptırmak, oraları güzelleştirmek suretiyle gerçekten Gelendos'un Selçuklu şehrine yakışır. Güzel, mini bir ilçe olduğunu tanıtmak için elimizden gelen son gayreti yapacağız. Bugüne kadar o yola girmedik. Vatandaşımız da zannetmesin ki bunu bir geri hizmet olarak görmesin. Çünkü o yolun yarısına daha doğalgaz döşenmedi. Doğalgaz döşendikten sonra o bölgedeki çalışmalarımıza da büyük bir hız vereceğiz. Tabii ki Gelendos'a girerken insanlar gayet refah ve mutluluk içerisinde girmesini sağlayacağız. Bugün nasıl 17 Eylül Parkı, 17 Eylül Meydanı'nı güzelleştirdiysek o yolumuzu da güzelleştirmek suretiyle bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tabii bu sözleri verirken Sayın Vekilimiz Osman Zabun'un Gelendos'ta SKM açılışında söylediği söz sürekli aklıma geliyor. Onu da söylemek isterim. Tabii başkanım. Tencereyle kapağı buluşturduğumuz zaman. Yani merkezi hükümetle, merkezi idareyle yereli buluşturduğumuz zaman bu hizmetlerin daha kolay olacağına inanıyorum. Çünkü biz rozet siyaseti yapmıyoruz. Biz memleket siyaseti yapıyoruz. Memleketimizde bütünüz. Biz o memlekette yaşamaya devam edeceğiz. Yaşadığımız sürece de insanlarla sürekli beraber olacağız. Dolayısıyla insanların duygularına hizmet etmek suretiyle gerçekten güzel günler yakın diyoruz. Evet. Başkanım, programımızın da sonuna geldik. Arkadaşlarımız uyarıyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Kırmayıp geldiniz. Ve buradan bir son mesaj alalım başkanım. Son mesajı da aldıktan sonra programı kapatacağız. Son mesaj olarak tabii önümüzde Ramazan seçim var. Arkasından Ramazan bayramı var. Vatandaşlarımızın gerçekten seçimlere mutlu bir şekilde, huzurlu bir şekilde gerçekten kendilerine oylarının namus olduğunu bilerek sandığa gitmelerini temenni ediyorum. Ben olayım veya başka adayı olsun işe değil. Benim büyüklerim öyle derdi. Oy namustur derdi. Doğru. Eğer yönetimde söz sahibi olmak istiyorsanız, eğer yönetimin içerisinde eksileri artıları tartışmak istiyorsanız lütfen sandığa gidin. Oylarınızı kullanın. Namusunuzu orada belirtin diyoruz yani. Çünkü
büyüklerimizin bize tek nasihati oy namustur derdi. Oyunuzu kullanmazsanız orada söz sahibi olamazsınız. Çünkü aşta tuzunuz yok diyorum yani. Dolayısıyla bu mübarek günlerde herkesin Ramazan'ını tekrar kutluyor. Kanal 32 ailesine de yaptığı bu hizmetlerden dolayı şükranlarımı sunuyor. Nice günlerde, güzel günlerde buluşmak temennisiyle hayırlara vesile olsun programlarınız diyorum. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Ayağınız sağ ol. İkinci kez sizinle birlikteydik. 31 Mart yerel seçimlerinde sizlere başarılar diyoruz. İnşallah Allah kalbimize göre verir. Gelen dosta hizmet yolculuğuna devam edersiniz. Evet sevgili izleyiciler programımızın sonuna geldik. Bugün Gelen Dost Belediye Başkanı AK Parti Gelen Dost Belediye Başkanı adayı Sayın Mehmet Sezgin bizlerle birlikteydi. Ben yayında yapımda emeğe geçen tüm arkadaşlarım adına iyi akşamlar diliyorum. Esen kalın, hoşçakalın.